Merhaba merhaba değerli takipçiler, herkes Şeyma Subaşı'nın önceki gün paylaştığı e, fotoğraftaki erkeğin, sevgilisinin, yeni sevgilisinin kim olduğunu merak ediyor. Biraz sonra açıklayacağım kim olduğunu o sevgilinin ama öncelikle Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan e, boşandıktan sonra, iki sene evvel, 2018 yılının Kasım ayında Acun Ilıcalı'dan, çocuğunun kızının babası Ilıcalı'dan boşandıktan sonra, DJ, İtalyan DJ sevgilisiyle yaklaşık 2 yıl süren bir ilişki yürüttüğünü hatırlatmamda fayda var. Guido Sena ile bir dargın bir barışık. Ama ne zaman Guido Sena'nın Roma'daki evini gitti, gördü Şeyma Subaşı? Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce. Bence o zaman ilişkiyi kafasında bitirmeyi kararlaştırmıştı. Çünkü sıradan bir evi var. Vardı, var, hala var. İtalyan eski sevgilisi, o zamanki sevgilisi Godio Sena'nın ve e, Şeymal Suvaş'ı gibi e, gözü yükseklerde olan, kaliteli yaşamı seven, çok para harcayan ve çok para harcamayı seven, e, ışıltıyı seven bir kadının o şekilde evi olan bir e, İtalyan da olsa bir erkekle, ilelebet ömür boyu e, e, ilişki sürdürmesi mümkün değil. Hele evlenmesi asla mümkün değil. O saraylara layık, o şatolara layık, o konaklara layık bir hanım ve e, şimdi beraber olduğu kişi de ona bu istediğini verecek maddi güce eh sahip, eh! sahip sayılabilir kim olduğunu merak ediyorsunuz bu videoda ilerleyen dakikalarda Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin kim olduğunu size açıklayacağım Elbette biraz daha bekleyin lütfen ee, Şeyma Subaşı'nın şu anda yaşamaya başladığı ilişki ile ilgili pek çok soru geliyor Bilal abi kimdir bu Bilal Bey Şeyma Hanım'ın yeni sevgilisi kimdir diye pek çok soru geliyor yanıtlayacağım Şeyma Subaşı'nın boşandığı eşi, TV8'in patronu, Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı yılbaşında yılbaşında sevgilisiyle bir fotoğraf çektirmişti ve o fotoğrafta Şeyma Hanım'ı söylendiğine göre nispet yapmak mecburiyetine bıraktı ve bu sevgilisiyle Şeyma Hanım önceki günkü bu sarmaş dolaş ancak sevgilinin yüzünü gizlediği fotoğrafı boşandığı kocasına nispet olarak yayınladı deniliyor. Acun Ulcalı Çağla Altınkaya için e, duygusal anlamda iyi besin alıyorum Çağla'dan dedi. Önceki gün Hakan Gence'ye verdiği Hürriyet gazetesi röportajcısı Hakan Gence'nin yayınladığı röportajında... Çağla Altınkaya için, şimdiki sevgilisi için, Şeyma Hanım'dan sonra hayatına aldığı sevgilisi için çağlanan duygusal anlamda iyi besin alıyorum demişi. Onun ertesi günü de Şeyma Subaşı gizemli sevgilisiyle, daha doğrusu gizemli yapan Şeyma fotoğrafta onun önünde, onu gizliyor sevgilisini ve sevgilisini e, tanıdık, bildik, kim olduğunu öğrendik çıkardık, tespit ettik ee, ve iş işte birazdan size açıklayacağım. Ancak onun öncesinde, onun öncesinde Şeyma Subaşı'nın çok sevdiği Miami'de ışıltılı, rengarenk hayatın merkezi, Amerika'nın en eğlenceli kentlerinden biri olan, gece eğlencesinde en yoğun yaşandığı, ünlülerin de en çok rağbet ettiği, ünlülerin en çok ev satın aldığı Los Angeles'la birlikte Los Angeles biraz daha e, fazladır. New York'ta nitekim öyle. E, Miami üçüncü gelir ama Miami'de ünlülerin tercihi. Her ünlünün mutlaka Amerika'da varlıklı olan her ünlünün, her şöhretinin Miami'de, Los Angeles'ta, New York'ta evi vardır. Şeyma da çok isterdi e, bu üç şehirde evi olsun. Miami'de aldı ve e, uzmanlara göre... E, Miami'deki evi Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 400 bin dolarla 500 bin dolar arasında. Yani bizim paramızda 3 milyarla 4-5 milyar lira, e, milyon lira arasında e, öyle konak filan değil. Apartman dairesi. Apartman dairesi Şeyma'nın satın aldığı yer. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim? O fotoğrafta gizlediği sevgilisi kim? Mısır, Mısırlı Muhammed. Mısırlı Muhammed, yatırımcı, Mısırlı yatırımcı Muhammed Alsaloisi ile eee Şeyma Subaş'ın haberleri çıktı birkaç kere. Aynı karede fotoğraf vermeseler de partilere onunla gittiği söyleniyordu, yazılıyordu. Hatta geçen gün Cadılar Bayramı partisine giderken Miami'de Şeyma Subaş'ını güzel bir Ferrari otomobilin sağ koltuğunda gördük. İşte o e, araba, o Ferrari araba bu kişine ait, bu kişiye aitti. Bu Mısırlı genç yatırımcıya aitti. Şeyma Subaşı'nın gezip eğlendiği erkeklerden biri orada Miami'de arkadaşlarından biri kendisi. No nazar please yazdı. Nazar değdirmeyin lütfen dedi Şeyma Subaşı biliyorsunuz. bu paylaştığı bu gizemli fotoğrafın altına no nazar yazdı İngilizcesini yazdı benim sevgilim seninkinden daha iyi der gibiydi bu fotoğrafta adeta. Kime söylüyor bu lafı? Söylemiyor elbette ama sanki nispet yapar gibi boşandığı eşine. Eşinin Çağla Altınkaya ile fotoğraf paylaşmasından hemen sonra ve eşinin Çağla Altınkaya ile ilgili Hakan Gence'ye verdiği röportajda Çağla'dan güzel besleniyorum, iyi besleniyorum, benim e, yani onda hayat buluyorum demesine demesine nispet yapar gibi e, şimdi bir sevgiline sahip olduğunu ve onun da, da nazar değmeyecek sözünü hak eden, nazar değmesin sözünü hak eden e, değerde birisi olduğunu vurgulamak istedi. Şeyh Masum başı ne yapsın isimsiz çapsız elin arabıyla tamam yatırımcı olabilir para sahibi olabilir Onunla niye sevgili olduğunu ilan etsin. Onunla gezer, tozar, eğlenir, arkadaşlık yapar, beraber yer içer. Ama niye onunla Şeyma Subaşı kalitesindeki kalitesindeki bir bayan neden yani yüksek demek istiyorum yüksek kalite bir bayan neden elin arabıyla çok para sahibi de olsa sevgilim benim işte bu Arap dedirtir mi asla Dubai şeyhi olsa Dubai şeyhi olsa onunla çıkıyorum sevgilim dedirtmez. Şeyma Subaşı'nın çıktığı insanın hay sosyeteye dahil olması lazım. Hay sosyeteye işte de olmasa bile daha önce dahil olmuş olması lazım. Ee, e, ve Şeyma Subaşı'nın birlikte göründüğü insanın e, çok kaliteli bir geçmişi olması lazım. Yani ne yapıyorsa dünyada en iyi yapıyor yapanlardan Yapanlar içinde yer alıyor olması lazım. Birazdan açıklayacağım kim olduğunu. Yaklaşıyoruz işte, geliyoruz adım adım. Çok heyecanlısınız biliyorum ama ben de geliyorum. Lütfen sabredin. Şeyma başının birlikte olduğu kişinin herkesin wow diyeceği, dünya çapında wow diyeceği birisi olması lazım. Acun Ilıcalı'dan sonra. E, Goydio Sena ile arkadaştı biliyorsunuz. Ünlü İtalyan DJ ve onunla dünyayı gezdi. Onunla dünyayı gezerken çok güzeldi. Şeyma Subaşı gezmeyi özellikle ülke ülke gezmeyi çok seviyor. Bunu da zaten bize gösterdi. Ee, geçmiş yaşantısında gördük ne kadar çok sevdiği, uçaklarda ne kadar çok seyahat ettiğim etmesinden belliydi. Ama en çok da Miami'yi sevdi ve oradan ev almayı çok istedi. Miami'den ev aldı. Güle güle otursun. Şeyma Subaşı'nın e, bu kendisini gizlediği, Fotoğrafta bize yüzünü göstermediği, no nazar dediği kişi Adriana Lima'nın bundan 5 yıl önce boşandığı kocası Sırp kocası Marco Zarik Jarik Marco Jarik ünlü basketbolcu dünyaca ünlü basket eski basketbolcu şimdi 43 yaşında e, 43 yaşında kendisi ve Adriana Lima ile 7 sene evli kaldı. İki tane kız çocukları var. Biri 11 yaşında, bir 8 yaşında. Adriana Lima'dan iki tane kız çocukları var. 5 yıl önce boşandı. 2 metre 1 santim boyunda. Boyu sorun olur mu Şeyma? Olmaz değil mi? Boyu sorun olmaz. Bu Marco Jalik aynı zamanda Yunanistan vatandaşı. Amerikan vatandaşlığını aldığımı bilmiyorum ama Miami'de yazıyor, yaşıyor. Almış olabilir Amerikan vatandaşlığında. Yunanistan vatandaşı Yunanistan'da da uzun süre basketbol oynadı. Ve çok başarılıydı basketbol hayatında. Zaten Adriana Limanı'yı da öyle tanıdı. Ee, o Yunanistan'daki başarılı basketbol geçmişi sırasında da Yunan vatandaşlığını aldı. Peki sevgi ve saygıyla abone değilseniz abone olun, olur mu? Görüşmek üzere.